İyi akşamlar sevgili izleyenler. TV41 ekranlarında 7 artı programında bir kez daha birlikteyiz. 91. bölümle huzurlarınızdayız. Çağdaş Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni sevgili Sadun Çetin, Sadun abiyle birlikte haftanın analizi yaptığımız bu programda sık sık konuklarımız da oluyor. Bu hafta da çok önemli, çok değerli bir konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı sevgili Harun Yıldızlı konuğumuz. Şimdi jenerikte gördük. Harun Başkan yok jenerikte. Diğer il başkanları var konuklarımızın ama siz de bu programın gediklilerindensiniz. Üçüncü kez beraberiz. Ama şey bu hatırı. Eski hazırlanmış jenerik. Daha eski hazırlanma evet, belki. Eski. Ama son dönemde sık sık konuğumuz olduğunuz, kırmıyorsunuz bizi. Teşekkür evet. ediyoruz. Biz de keyif alarak bu programı yapıyoruz. Sıcak gündemle başlayalım mı Sadun Bey? Yani bugün bir basın toplantısı yaptınız. Evet. Örgütü, kenti, siyaseti konuşacağız. 2 saat vaktimiz var. Dolu dolu saat 11'e kadar. Biz aklımıza ne geliyorsa soracağız. Muhakkak sizin de anlatacağınız çok kıymetli şeyler var. Hepsini de dinlemek istiyoruz. Hem izleyicilerimizin merak ettiği hem bizi merak ettiğimiz her şeyi sormak istiyoruz. O zaman ilk soruyu da ben başlayayım Sadun abi. Bugünkü basın toplantısını bize şöyle bir özetler misiniz? Tüm Türkiye genelinde mi? Evet, evet. Öncelikle bütün yurttaşlarımıza, bütün Kocaelililere buradan selamlarımı iletiyorum. Demin jenerik dolmayabiliriz ama biz sokaktayız yani. Sokakta baba devam ediyoruz. Çok hızlı televizyon hızlı girdi. Evet, televizyon yönetimle söyleyelim olayla selam. Jenerik dolmayabiliriz ama sokaktayız yani. Ya, kim, arkadaşlar kim hazırladı o jeneriği bilmiyorum. eski. Demek ki güncellemen gerekiyor. Öncelikle hepinize merhaba diyorum. Burada sizlerle birlikte olmaktan gerçekten ben de mutluyum. Kocaeli'nin sorunlarını, ülkenin sorunlarını birlikte tartışıp muhalefetin görevine gündeme taşımak, takibini yapmak, birlikte tartışmak. Bugünkü basın toplantımız 81 ilde ortak şekilde düzenlediğimiz, aynı saatte, aynı vakitte düzenlediğimiz bir basın toplantısı. Aslında biz bunu partinin önünde yapmayı öngörmüştük ama yağmur yağdı, şey oldu, yukarıya çektik. Bu ekonomik buhranın esnafı, çiftçiyi, emekçiyi, işçiyi getirdiği durumu ortaya koyduk. Pandemi döneminde vatandaşımızın, yurttaşımızın ne kadar yalnız kaldığını ortaya koyduk. Ve tek başına alınan kararların ülkeyi getirdiği durumu net bir şekilde ortaya koyduk. Elektriğe, gaza, LPG'ye, öğrenci harçlarına getirilen zamlarla ilgili net rakamlarıyla birlikte ortaya koyduk. Şimdi gelinen noktada 18 yıllık, 19 yıllık iktidar, 3 yıllık Cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkeyi getirdiği pozisyonun net fotoğrafını bugünkü basın toplantısında ortaya koyduk. Ülkedeki mutsuzluğun resmini ortaya koyduk. Ortak bir metin midir? Ortak metin olarak hazırlandı. Bu neyle aşılır? Sandıkla aşılır. Sandıkla aşılabileceğini, güçlendirilmiş parlamenter sistemin ve halkın denetimiyle, sağlıklı bir demokrasiyle bu ülke düzlüğe çıkar. Denetim çok kıymetli bir mekanizma. Şu an olmayan bir mekanizma. Halkın nereye harcandığını, paralarının nereye harcandığının ve bunların nasıl denetiminin yapıldığının, biliyorsunuz son dönemlerdeki Sayıştay raporları, Sayıştay'a uyulup uyulmaman noktası. Biz niye her yerde kamu israfı adı altında bütün illerde, 81 ilde, 12 ilçede ben bunu dillendiriyorum. Vatandaşın hakkını muhafaza etmeye çalışıyoruz. Bizlerin bugünkü basın toplantısının sonu, bizler erken seçime hazırız. Tam da onu bizler söyleyeyim. Ülkeyi yönetmeye hazırız. Bizler bütün kadrolarımızla birlikte
ülkeyi yönetmeye talip. Şimdi ben şunu soracağım. Aslında örgütle ilgili şöyle hem sizin bir yıl aşkın süredir görevdesiniz. 15 ay oldu herhalde değil mi? Yanlış bilmiyorsam. 453 gün. 4. Şimdi hem onu konuşuruz hem de yaptığınız çalışmanı da konuşmak istiyoruz ama basın toplantısından girdiğiniz için. Şimdi ben de bir dönem hani çok hani bir gazeteci refleksi hissiyatı olarak erken seçim olacak galiba deyip çok yazdım. Şu an öyle düşünmüyorum. Bir erken seçim olmayacağı kanaatindeyim. Ama Millet İttifakı erken seçimi çok gündemde tutuyor. Şunun için gündemde tutuyor. Ya biz seçim olacak, kazanacağız. Buna hazırız mı? Yoksa artık o kadar hani biraz önce de söylediniz, sistem çalışma kilitlendi, bu mekanizmanın açılması mı gerekiyor? Hepsi beraber mi? Ya da bir erken seçim olacağına ikna mısınız siz? Yani ben değilim kendi adıma. Şimdi tabii ki bunun cevabını sokak veriyor. Sokakta dikkat ederseniz bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri İl, ilçe, milletvekili, belediye başkanı, bütün ekipler sokakta. Millet İttifakı'nın diğer bileşenleri. Sayın Akşener, Sayın Genel Başkanımız Akşener, Genel Başkan, İyi Parti Genel Başkanımız Sayın Akşener. Siz sokakta. De gittiniz onu karşıladınız mı? Tabii ki gideceğim. Millet İttifakı'nın Genel Başkanı. Tabii ki gideceğim. Şimdi yani, biraz detayları konuşacağız. Bir saniye, orayı bir bitireyim. Lütfen, hemen kesme. Lütfen, yok lütfen. Hakkımı vermem hiçbir şekilde. Yani sokağın talebi bu. Evet. Sokağın talebi bu. Gençlerin talebi özgürlük. İfade özgürlüğü. İfade özgürlüğü alanı kalmamış bu ülkede. Ben demiyorum. Gençler söylüyor. Ben demiyorum. Esnaf söylüyor sıkıntısını. Derdini. Vatandaş söylüyor. Biliyorsunuz son dönemde bizim ilimizde, ilçelerde yaptığımız organizasyonları İşte kendimiz konuşmuyoruz. Vatandaş konuşalım işte. Ve bunun ya. sebebi olarak biz erken seçim, demokratik olmayan davranışlar, hukuksuzluk, bunun bütününde ekonomik buhran, yönetememek ülkeyi, vatandaşın talebi bu yönde. Bunun kolay yöntemi de var. Koyarsın sandığı referandum. Hani Cumhurbaşkanlığı seçiminde yapıldı ya. Referandum koyarsın, bu ülke istiyor mu istemiyor mu? Gerçekten bir gün bile yazık. Bir gün bile yazık yani. Demokratik hukuk devletinin tesis edilmesi gerekiyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin mutlaka ve mutlaka halkın önüne sandık koyularak sonuca gidilmesi gerekiyor. Şimdi geçelim mi şeye? Yani bunu da tekrar açacağız. Yine döneceğiz ama şey örgüt başkan, konuşalım yani Cumhuriyet Halk Partisi il örgütünü konuşalım. Yok yani. Önce şey yapalım istersen izin verirse Adem şey Sayın Başkan gününü saydınız da bir yılı geçirdikten sonra biz burada programda konuşmadık. Şimdi şu bir yılın bir özetini yapar mısınız? Yani pandemi şunu hatırlıyorum ben. Mazbatanızı aldınız galiba yönetim falan toplantısı yapmadan görev dağılımı yapmadan pandemi şeyleri başladı. Şöyle yorumlayayım. Patladı. Dolayısıyla yani çok şanssız bir dönemde seçildiniz. Kesinlikle. Ve sürece öyle başladınız. Evet. Yani yönetim kurulunda görev dağılım bile yapamadınız. Yani evet. Pandemi patladı o arada. Böyle bir süreçten hep beraber yaşayarak bugünlere geldi. Ya samimi bir şey söyleyeyim. Ha. Yani memnun musunuz yani bu 453 günlük performans? Şöyle bir geriye döndüğünüzde bir öz eleştiri. Şimdi bu halkın takdiri, bu örgütün takdiri. Şimdi benim buradan yani çok sen şey olmayabilir, objektif olmayabilir. Ben narsist bir adam değilim. Yani yanlış anlaşılmasın. Sizin yorumunuz çok objektif olmayabilir. Daha da iyi olmalı çalışmalar. Daha da iyiye gitmeli. Daha iyisi yok mu? Daha iyi yapılmalı. Yapacağız da bunu. Bundan eminiz. Tamam. Kesinlikle ilk geldiğimiz günden beri amacımız yerelde ve genelde Sadun abi iyi hatırlar, gazeteye ziyarete geldiğimde daha il başkan yardımcısıydım, il başkanı değildim. 6-7 ay var, il başkanlığına adaydım. Dedim ki Sadun abiye, biz dedim ilçeleriyle birlikte büyük şehri alacağız, burada birinci parti olacağız. Hatırlar mısın Sadun abi?
O zaman demişindir genç kardeşim işte biraz ütopik düşünüyor. Hayır, ütopik düşünmüyorum. O gün ne düşünüyorduysam bugün de aynısını düşünüyorum. İl başkanı olmadan önce umudum yüksekti. İl başkanı oldum, umudum daha da yükseldi. Ve sahada çalışmaya başladıkça inancımla umudum pekişti. Kesinlikle biz ilk seçimde iktidarız. Millet İttifakı olarak hem Kocaeli'nde hem Türkiye'de iktidar olacağız. Bundan nasıl emin konuşuyorum? Sokakta olduğum için emin konuşuyorum. İnsanlara dokunuyorum, temas ediyorum. Görüyorum, eleştirileri alıyorum. Ne kadar net konuşuyorum? Çünkü 12 ilçeye gidiyorum. 12 ilçenin mahallelerine gidiyorum. Karamüsel'in Tepecek göletinin bulunduğu yerden Safiye'ye, Osmaniye'ye, Çamçukur'a, ta Kızderbent'e, Yalakdere'ye, hepsine. Şimdi biraz detaylandıracağız ama şöyle bir dağıtmayalım sevgili evet. Başkan. Konuyu dağıtmayalım. İlk önce il ve ilçeler, mesela uyumunuz nasıldır ilçe başkanlarıyla ve ilçe örgütleriyle, ilçe yönetim kurullarıyla? Kendi yönetiminize nasıl? Biraz onu hani bir subjektif. Şimdi tabii hemen bir örgüt değerlendirmesini yapalım. Yani genel siyaseti biraz daha şey. 15'te bir biz ilçe başkanlarımızla bir araya geliriz. 15'te rutin toplantılarımızı yaparız. Her hafta il yönetim kurulu toplantımızı yaparız. Bir uyumsuzluk şu an yok. Uyumsuzluk olduğu zaman partinin tüzüğü programı uyumsuzluğun sonuçlarını ne yapman gerektiğini orada söyler. Gerekli kaideleri bir uyumsuzluk durumunda iletişim yolu bittiyse gerekli yolları devreye sokar, sonucuna bakarız. Bizim buradaki hedefimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kocaeli'ndeki iktidarıdır. Şu pandemi dönemini yarım kaldı. Şunu eklemek lütfen, istiyorum. Lütfen. 1 Mart'ta seçildik. 6'sında mazbatayı aldık. Mazbatayı almadan ben Gebze'ye gittim kahvaltıya. Gebze örgütünü kahvaltıya, ilk kahvaltıya oraya gittim ayağımın tozuyla. 6'sında mazbatayı aldık, bütün ilçe başkanlarımla birlikte, bütün partilerimle birlikte adiyeden aldık. Hep birlikte parti büyükleri, küçüğümüz büyüğümüz hep birlikte mazbatamızı aldık, ilimize geldik. 11'inde de pandemi patladı. Evet, talihsiz, pandemi şartlarında hiçbir tecrübemiz yoktu. Ne anlamda? Pandemiyi bilmiyorduk yani. Evet. Pandemiyi bilmiyorduk. Hiçbirimiz bilmiyorduk. Hiçbirimiz, büyüklerimiz de bilmiyordu. Hiç kimse bilmiyordu. Ve 5000 aileye yardım yaptık. Hep birlikte, kendi imkanlarımızla. 12 ilçede, bütün arkadaşlarımızla birlikte, örgüt yöneticilerimizle birlikte, bütün ihtiyaç sahibi hiç ayırmadık. Sağ elin verdiğini sol ele göstermedik. Onun dışında bütün partimizden Covid geçirmiş veya geçiren var mı diye bütün sorgulamayı yaptık. Ve bütün hastanedekilere, bütün ilçeler, ilçe başkanlarım bizzatı birebir ilgilendi şahsımda olmak üzere. Tabii ki bu zor bir dönemdi. Hiçbir şeyimizi bırakmadık, muhtar ziyaretlerimizi. Buna rağmen tek tek 230'a yakın muhtarımızı gezdik. Bunları çok kıymetli ve önemli buluyorum. Bazıları beni bu konuda çok eleştirdi. Eleştirilere ya bu başkan da muhtardan başka bir şey bilmiyor. Evet, muhtar. Onun devamında şöyle bir şey de dendi. Ama ben aksi yönde şey sesler de duydum. Yani sağ olsun il başkanı bizi aradı, vefa gösterdi diye parti büyüklerinden, CHP'nin büyüklerinden ve kentin, evet, kentin farklı partilere mensup insanları aradığınızı ben dışarıdan duydum. Ama parti çevrelerinde, parti CHP'nin içinden zaman zaman eleştirildiniz. Ya kimseyi aramıyor, etmiyor, sadece muhtarlara gidip geliyor. Partilileri veya partinin dışında, özellikle CHP'liler partilileri sorguladılar. Ama ben biliyorum ki partinin dışındaki kentin büyüklerini de aradınız, parti büyükleri de aradığınızı biliyorum. O nedir? Yani ne yaptınız o konuda? Bunun izahını yapar mısınız? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki eksikliğimiz olabilir. Hepimiz insanız. Yani evet, arıyorum partili partisiz, partinin kanaat önderlerini ve partili olmayanları da özellikle pandemi arıyorum döneminde. Hepsini arıyorum. Hepsini hiç ayırt etmeden arıyorum.
Hiçbiri diyemez ki pandemi dön. İlla ki 3-5 umut olabilir. Yani ama bir listemiz var, kimseyi atlamadan onu arayalım, bunu aramayalım, şunu arayalım gibi değil. Herkesi yukarıdan aşağı tek tek yani benim partilerim kıymetlidir benim için. Yani birini arayayım, birini aramayayım gibi kesinlikle bir şey olamaz. Pandemi sürecinde de bütün kanaat önderlerini, önceki dönem burada görev yapmış büyüklerimizi, hiçbirinin siyasi görüşüne bakmaksızın, aynı muhtarlarımıza nasıl bakıyorsak, muhtarlarımızın siyasi görüşleri bizi hiç ilgilendirmiyor. Hiçbir ilçe başkanımı da ilgilendirmiyor. Biz muhtarı halkın her kesiminden oy alan, halkın direkt temsilcisi olarak görüyoruz. Bu bize Sayın Genel Başkanımızın talimatıdır. Biz ilk il başkanı seçildik. İl başkanı olarak daha önceden de biliyorum. Cengiz Bey döneminde de biz beraberdik. Böyle bir hassasiyet var ve çok doğru bir hassasiyet. Peki Sayın Başkan, şunu sormak istiyorum bunun devamında. Geçen sene Mart'ın ilk dönemlerinde erzak, gıda yardımı vesaire evet, gibi onları yaptınız. Ama ondan sonra bir açılmadan sonra özellikle Batı yakasında, Gebze bölgesinde çok dolaştınız. Yine evet, esnaf evet. gezileri yaptınız. Evet. Bir de bu sene tekrar başladınız. Evet. Geçen seneyle bu seneyi mukayese ettiğinizde ne görüyorsunuz? Ne var sahada? İşte tam çok enteresan bir noktaya değindiniz. Şöyle söyleyeyim size. Tabii geçen sene dolaştığımızda biz sahada gördüklerimiz, Çayırova'da 9 mahalle var. Darıca'da 14 mahalle var. Gebze'nin 40'ı dile olsun 12. Biz orada öğrendik elektrik problemlerini. Orada öğrendik internet problemlerini. Problemlerini yani bilgi... Evet, internet problemlerini sürekli gündeme getirmiştiniz. Evet, hocam. Evet. Yani orada öğrendik Çayırova'nın hastanesi olmadığını. Orada öğrendik o uçağı, daha hala kayıtsız kalınan uçağı. Bugünün gelinen nokta daha hala duruyor yani o seçildiğimiz dönemden beri atıl duruyor. Geçenlerde Tahir Bey'e de ilettim bir nikahta. Denk gelmiştik. Diğer vekiller de vardı kendileri. İlettim, atıl duruyor orada. Bu dönemde halkın artık burasına gelmiş. İnanın 4 ilçeyi dolaştım. İzmit, işte Gölcük, Karamürsel, Akmeşe, Derince Merkez, bir caminin altında dernek açılışı vardı. Ona katıldık. Derince Merkez'e uğradım. Oradan çıktım. Yenikent'i dolaştım. Hiçbir esnafı atlamadan... Esnafımız ciddi sıkıntıda. Esnafımız ne diyor? Esnaf ne diyor? Esnafın ne dediğini. Çok ne diyor? Yani şöyle bir kategorize ettiğiniz ne zaman esnaf size ne anlatıyor? Ne diyor? Ana başlıklarla söylüyor. Yardım almadık diyor. Verilen yardım diş kabuğunu doldurmuyor diyor. Verilen yardım. Ben 226 yakın iş yeri kapamış İzmit'te. Senelerin şeyi kapamış. Yani kunduracıları kapamış. Tekstilcileri içinde 30-40 kişiyi çalıştıran dükkanlar kapanmış. Diyorlar ki bu pandemi döneminde hükümet bize sahip çıkmadı. Diyor ki bizim vergimizi sigortamızı kesmedi. Vergi, sigorta, Bağkur mecburen biz ödemek mecburiyetinde kaldık. Bir tane Gazi Lisesi'nin aradan giriyorsunuz. Adrese verebilirim. Dümdüz gidiyorsunuz. Orada bir züccaciyeci ev eşyası yani evlenmeden önce gelin damadın gidip ev eşyası aldığı yerler havlu, tül, perde işte. İki tane karı koca 40-45 yıllık esnaf. Anacım dedim hayırlı işler. Hepsinin de kaydı var. Yani o ilçelerde yaptığımız. Anacım hayırlı işler. Nasılsın? Nasıl gidiyor işler? Evladım dedi siftah etmedik. Siftah etmedik. Açılıp kapanmalardan, keyfi uygulamalardan insanlar müzdarip oldu. Yardım aldınız mı dedim. Evladım dedi televizyonu gösterdi. Televizyonda yardım var dedi. Ama burada yok dedi. Yani sözde yardım öze dönüşmedi. Yani öz cümle yardımlar, sosyal devlet anlayışı, kim ne derse desin benim dolaştığım esnaf yeniden de dolaşırım. İsteyen herkese de dolaşırım. Bu kadar da net söylüyorum. Bu yardımların ulaşmadığı, yardımların yapılmadığı noktasında
net bir tavır var. Şöyle, Büyükşehir'in 400 milyona yakın Kocaeli genelinde bir yardım dağıttığını biz biliyoruz. Hani bunu, bununla ilgili... Nasıl biliyorsun sen? Biliyoruz. Hayır, sen kağıtta biliyorsun. Nasıl yani? Olur mu? Bir ayrıntılı bir detayı onlar... var mı? Yani şimdi ben belediyenin bürokrasi değilim ki. Ben birebir şunu söyleyeyim. Bakın, bununla bir örnek vereyim sana. Lütfen. 2014 sene. Tepegül Göleti ile ilgili söyleyeceğim bak. Nereye bağlayacağım. 2014'te gölet ihale ediliyor. 2016'da bitti diye teslim alınıyor. 2017'de sonra kaç kere açılmış? Ya bu programdan sonra bir bakarsınız en az 5-6 kere açılıyor. Biz oraya parmak bastıktan sonra 2021'in Ocak ayında yeniden ihale ediliyor. 5 kere açılmış yer. 5 kere. Bunun gibi niceleri, kamudaki israftan bahsediyorum. 400 milyon TL bir sürü altyapıya gömdük diye tabelalarda okuduk. Unutmadık biz. Hepsi kayıtta. Yani şunu anlatmak istiyorum. Ha, hiç yapılmamıştır diye bir iddiam yok. Ama nereye yapıldı, kime yapıldı, nasıl yapıldı? Tamam, sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Görmeyecek. Eyvallah, sıkıntı yok. Ama benim dolaştığım esnafta bir daha dolaşırım. Kayıtları var. Kayıtları var yani. Güzergahı da veririm, bakarlar, benim arkamdan dolaşsınlar. Bari ben dolaştım diye esnafın sıkıntısı gideriz. Yani böyle bir şey yok. Milyonlar havada uçuyor. Ama realitede bir tane Gazi Lisesi'nin aradan girdim. Soldaki tavukçu 3 bin lira almış. Yer söylüyorum ya. Net. Çünkü niye bak bu kadar rahat konuşabiliyorum? Sokakta tek tek dolaşıyorum. Tek tek dolaşıyorum. Öyle birine girip birine girmemek yok. Hepsine. Eleştirecekse eleştirsin beni. Eksiğim varsa söylesin. Ben de düzelteyim kendimi. Yok, ben yani bu nokta şey, bu nokta hassas. Bu nokta hassas. Yani şunu söyleyebilirim tabii. Yani 400 milyon değil 1 milyar 400 milyon da verseniz esnafın bu süreçteki sıkıntılarını kolayca dindiremezsiniz. İşte, bu realite. ama şu iddialı bir cümle, hani yardımlar yerine ulaşmadı ya da sadece havada kaldı. O, bakın, ben o ayrıca bir konuşulması gereken 400 şey. Milyon diyorsunuz. 400 milyon nereye gittiğini soruyorum ben. Nasıl bir, yani benim dolaştığım esnafa dokunmamış diyorum. Ya bunun daha net bir tarifi var mı? Ben net konuşuyorum. Yüzde ne kadardır? Mesela siz esnafı geçiyorsunuz. Ne kadarı ben yardım aldım diyor. Ben size şöyle yapayım. Daha net olsun bu. Ben bu esnaf ziyaretlerinin, hiç üşenmeyin, bir boş pazar günü bir incelemenizi istirham ediyorum. Ben size göndereyim. Hiç ya mutlaka göndereyim. Eksiz. Ben sizin gözleminizi soruyorum. Şimdi bakın. Yani mesela gidiyorum 5 esnaftan kaçı ben hiçbir şey almadım diyor ya da. Bakın şuradan söylüyorum size. Gazi Lisesi'nin oradan girdim. İkizli Çeşme'nin oradan aşağı indim. Ta şeyin oradan başladım. 19 Mayıs'tı. Çelengimizi koyduk. Oradan bu parka geldim. Serdar Kundura'nın oradan, onun dedikleri de orada söylenenleri de çok gündeme taşıdılar ettiler. Adam içinden geleni söylüyor yani. Neyse, ondan sonra parktakiler keza 50 yıllık esnafın söyledi. Oradan aşağı indim. Bir tane tavukçu 3000 lira almış. Bilemiyorum. Yani şimdi bu nokta şey arama Göncük biraz daha 3-5 rastladı. Karamisel'de 3-5 rastladı. Ne alan 3000 lira. Ama o da diyor ki arkadaş ben 5000 lira, 10000 lira kira ödüyorum. Bana 3000 lira geliyor. Bunlar pansuman tedavisi. Asıl çözüm bekleyen adamın Bağkur borcu, adamın sigorta borcu, adamın vergi borcu. Bunlarla ilgili sen şey yapacaksın. Esnaf kefaletten çektiği para, bankadan çektiği parayla ilgili çözüm üreteceksin. Bir faizini kandıracaksın. Yani bunlar yaptım yapmadım tartışması değil. Yani biz niye diyoruz Esnaf Bakanlığı, hani dediler ya Cumhuriyet Halk Partisi anca eleştirir. Ya nereden eleştirir? Pandemi ilk çıktığı zaman Sayın Genel Başkanımız, parti sözcümüz bunlarla ilgili 17 madde, 14 maddeden oluşan maddeleri önerdi. Çözüm önerileri üretti. Reklam işareti veriyorlar kumandadan arkadaşlar. Reklama gidelim, devam edeceğiz. Hayır. Şimdi bir reklam arası, kısa bir aradan sonra birlikteyiz.
Tekrar birlikteyiz sevgili izleyenler. Reklam arasında da biz programı devam ettiğimiz için nerede kaldık onu ben... Şimdi biraz... esnaf Sayın Başkanı birinci dönem yani ilk seçildiğinde pandemiden fırsat bulunca Haziran'da bir açılma olmuştu geçen sene. Batı yakasını bir gezmeye başladı. Bir de bu dönem başladı. İkisini mukayese edelim dedik. Bu sorun devamında tabii bir milletvekilleri ekonomi masasıyla beraber ziyaretleri de var. Ancak önce ben şunu sormak istiyorum. Onların önüne. İki hafta önce Sayın 55 burada konuktu. Dedik ki ana muhalefet partisi sahaya indi. Sayın Harun Yıldızlı ilçeleri geziyor. O nedenle mi siz de sahaya indiniz gibi bir soru yönelttik. O da dedi ki biz zaten hep sahadayız. Hiç çekilmedik dedi. Onlar yeni iniyorlar dedi. Dün önceki sabah eski başbakan yardımcısı Kocaeli milletvekili Fikri Işık gazetedeydi. Evet. Ona da benzer bir soru yönelttik. Şöyle dedi yani muhalefet liderlerinin o daha genel başkanlar evet. düzeyinde bir cevap verdi. Gelmesi çok doğru bir iş. Yani gelmesi gerekir. Ama dedi 20 yıldır dedi biz geziyoruz dedi. Hem Cumhurbaşkanımız hem biz geziyoruz. Dedi muhalefet yeni keşfetti bu işi dedi. Yapsınlar iyi yapıyorlar dedi. Yani böyle bir aslında şöyle var. Evet sokağa indirileri kabul eden bir bakış açısı var. Ama çok geç inilmiş bir şey olarak da hani AK Parti genelinden bir bakış da var. Onu da söylemiş olalım. Bunlar sürekli devam edecek ve aldığınız mesajlar yani sürekli bize gelin deniyor mu? Aldığınız mesajları iyi değerlendiriyor musunuz? Veya dile getirdiğiniz esnafın veya yalnız esnaf demeyelim vatandaşın her kesimiyle ilgili sorunların adresine gidiyor mu? Oradan cevap çıkıyor mu? Bunları bir özetler misiniz Sayın Başkan? Şimdi bir noktaya değinmek istiyorum sizlere. Anımsar mısınız bilmiyorum. Benim kongre konuşmam 14 dakikaydı. Bu kongre konuşmamda şöyle bir şey söylemiştim. Onu da programdan sonra bir yani imkanınız olursa demiştim ki bizler sokakta il başkanlığı yapacağız. Bu aslında çok altı dolu bir söylemdi. İşte muhtarlarla başladık. Biz yeni sokakta değiliz. Biz yeni sokakta değiliz. İlk geldiğimiz günden beri sokaktayız. Buna dikkat çekmek istiyorum. Yani geldiğimiz günden beri sokaktayız. Mahalle mahalle 230 mahalleyi oturduğumuz yerden gezmedik. Tek tek evet sokakta olmak lazım. Sokakta olursan bilgi sahibi olursun. Bilgi sahibi olursan fikir sahibi olma imkanına sahip olursun. Biz sokakta geliştik. Sokakta eksiklikleri gördük. Sokaktaki eksikliklerin takibini yaptık. Birçok örnek verebiliriz işte. Kızderbent, işte Tepeköy, Çayırova, hastane, işte Sazlıdere. Gayet tabii. Seni de geliştirir. Halkla diyaloğu geliştirir. Şimdi yani Kemal Bey'in çok özür diliyorum. Kemal Bey'in en çok şey olduğu ya masalardan kalkın sokağa inin diye ben defalarca dediğini. Tabii. Yani dikkat ederseniz bizim toplantılarımız genelde Sayın Genel Başkanımızın da kullandığı toplumun değişik kesimleriyle bir araya geliyor. Miting. Mitingde face to face konuşamıyorsun. Yüz yüze konuşamıyorsun. Genel Başkan'la temas edemiyorsun. İstediğini... Yani siz şunu mu demek istiyorsunuz Sayın Başkan? Yani ben aslında milat evet. ya da siz demiyorsanız evet. da ben söyleyeyim. Evet. Milat. Öncekileri çok fazla şey yapmayın. Yani ben kongrede 14 dakikada sokakta olacağımı söyledim. 1 Mart'tan itibaren geçen sene 1 Mart'ından itibaren evet. sokaktayım. Sokaktayız. Yani, sokaktayız. Sokaktayız. Tamam. Hep evet birlikte. Sokaktayız. Daha önce eksik kalınmış olabilir. Doğru, yani olabilir. Ama olabilir. Artık yani sizinle beraber sokakta mücadele, sokakta CHP'nin propaganda evet. çalışması ya da seçim çalışması ya da her şey sokakta başlamıştır. Bundan sonra da devam edecek. Evet. Doğru mu? Biz sosyal demokratlar, sol düşünenler, emekçi kesiminden, işçi kesiminden uzaklaşamayız. Ne zaman ki uzaklaştık, iktidardan da uzaklaştık. Bizim halkın derdiyle dertlenmemiz lazım. Bugün taşeronların problemleri çözüldüyse Sayın Genel Başkanımızın ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin
söylemleriyle. Bugün apartman görevlileri gündeme geldiyse Sayın Genel Başkanım ve bizim sayemizde. Bugün asgari ücret bu noktaya çektirebildiysek, bugün her belediye davullu zurnalı benim maaşımda bu kadar oldu dediyse bu muhalefetin katkısıyla oldu. Biz sokakta olduk. Bütün eylem yapan işçilerimizin, grevdeki olan işçilerimizin yanında olduk. Sokakta olduk halkımızın sorunlarıyla. Sokakta olduk, SEDAŞ yerine bizi aradılar. Yani sokakta olmasak bizi ararlar mı? Başkanım gelin burada böyleyken böyle sorun var derler mi? Diyorlar gidiyoruz. Biz gittik mi demek ki pozitif bir algı. Bir başbakan yardımcılığı yapmış milletvekilimiz kalkıp Akmeşe'ye gidiyorsa bizim peşimize, demek ki biz doğru yerlere dokunuyoruz. Neden doğru yerlere dokunuyoruz? Halkın problemine, kimseyi kötülemiyoruz. Kimseye hakaret etmiyoruz. Ne diyoruz? Buranın böyle bir problemi var. Nedir o problem? Önce ya birkaç cümle, evet. Akmeşe'deki sorunu özetleyebilir misin? Tek Akmeşe'de değil, Kocaeli'nin genelinde elektrik ve internet problemi had safhada. Genelde var mı? Var, 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 var. Kesintiler, ya daha çok Çayırova, daha çok Beylikbağ, Gebze'nin Beylikbağ bölgesi. Akmeşe'de işte altyapı çalışmaları var deniliyor. Ama bu altyapı çalışmaları ne kadar var? Kar yağdığında 3 gün elektriksiz kalacak kadar mı var? Yani evinde çocuğu olan var, yaşlısı olan var. Yani bunları düşünmeliyiz. Biz muhalefet partisinin görevi, yine söylüyorum, halkın derdiyle dertlenmek, bunu gündeme getirmek. Biz gittik, bizim akabimizde Sayın Bakan Sayın 55'le birlikte SEDAŞ yetkililerini topladı diye bilgim var. Temmuz ayı içerisinde de çözüleceği var söylüyorum. Şu an gelinmiş, ilerlenmiş bir şey var mı? Bakacağız. Yine gideceğim. Bu Temmuz ayının sonunu bekliyorum. Gideceğim. Takibini yapıyorum. Takibini kesinlikle yapıyorum. Şeyi sorayım. Evet. Siz de öyle mi yapıyorsunuz? Hani vekil sayısı fazla olduğu için AK Parti'de öyle de. Birimler var AK Parti'de. Mesela sağlıkla ilgili meselelere Emine Hanım bakıyor. Emine Zeybek bakıyor. İşte planlama, ulaşım vesaire İlyas Şeker bakıyor. İlyas Bey bakıyor. İşte SEDAŞ'a da Fikri Bey bakıyor. Yani vallahi hiçbirini gören yok da işte biz bizim sayemizde işte Sayın Bakanımızı sağ olsun şey yaptı. Biz görme imkanına sahip olduk. Bayağıdır uzun zamandır şey yapmıyorduk. Kocaeli'nin problemini gündeme getirdik. O da kendi yetkili kurullarını topladı diye biliyorum ama bir sonuca bakarız tabii. Biz gündeme getirdik. Halkın problemi çözüldü mü? Bizim için kıymetli olan o. Peki en çok hangi konular için sizi arıyor o vatandaş ya da işte iletişim aldığınız insanlar? Ya böyle bir şey yaptığınızda, vatandaşın gündemi dediğinizde sıralama nedir? Gençler arıyor, özgürlükle ilgili sıkıntılarından bahsediyor. İfade özgürlüğünden. Gençlerin birçoğu bu ülkede kalmak istemiyor. Yani bunu gözümüzü kapatsak... Kentte mi, ülkede mi? Kentte, ülkede. Kentte, ülkede. Yani bunlara kulak vermemiz lazım. Yani demokratik... İşsizlik. Had safhada işsizlikle ekonomi. İlgili... İşsizlikle ilgili çalıştay yaptık. İstihdam çalıştayı yaptık. Evet. İstihdam çalıştayı. Darıca'da mıydı? Şeyde, Darıca'da. İstihdam çalıştayın, konudan konuya atlıyoruz ama biraz şöyle örgüt çalışmalarını konuştuğumuz tabii, için çok sorun değil. Sorduğunuz yani. İçin, şey sorduğunuz ama. Sorunun cevabını vermek tabii, tabii, için. Tabii. Ülkedeki en başta gelen problemlerin başında tabii ki işsizlik. İşsizlik niye? Burası çok ciddi göç alan bir yer. Genç girişimci sayısı az. Devletin teşvik etmesi lazım. Çalıştaylar çok kıymetli. Sorunların köküne iniyoruz. Sorunların köküne, sorunların muhataplarıyla çözüm önerileri getirecek akademisyenlerle bir araya geliyoruz. Ne demiştik biz başında? Ortaklaşarak, ortak akılla yöneteceğiz. Ben bilirim yok. Biz biliriz. Ortak akla, işin ehline, konunun hakimine, konunun profesörüne danışarak.
bu işlerin çözümü noktasında yol arıyorduk. Peki. En önemli özelliklerden, sıkıntılardan biri dediğim gibi ifade özgürlüğü. Niye bugün benim Sayın Genel Başkanım grup konuşmasını dinlediniz mi? Sayın grup grup konuşmasında Sayın Genel Başkanım ne diyor? Gençler hiç korkmayacak diyor. Noterden yazılı teminat vereceğim diyor. Gençler istediği gibi bizim iktidarımızda bizi eleştirecek diyor. Özgürlükler çok kıymetli. Bakın ülkemize özgürlüklerle ilgili sorun olup olmadığına çok ciddi bize gelen en büyük şey esnafın problemi, işsizlik. Yani ekonomik buhran pandemi sürecinde esnaf, işçi, emekçi, öğrenci hepsi sıkıntıda. Yani bu yönetilememenin ülkenin tek başına yönetimin ülkemizi getirdiği nokta ortada. Elektriğe gelen zam, doğalgaza gelen, ya doğalgazı çıkarırken müjdeliyorlar. Zam mı yaparken enflasyona bakmak lazım. Yani bu zam, bu aradaki 15-12 zam gelinen noktada vatandaşın artık TÜİK'in verileri bile makyajlanmış, gizlenmiş veriler bile artık cevap veremiyor. Şimdi şöyle mi anladım ben, evet, konu dağılmasın. Gençler özgürlük, genel olarak insanlar işsizlik ve esnaf, ekonomi. Sigorta, vergi borçları, çiftçinin pahalı gübre, mazot fiyatları, bunlar çok önemli. Bizim bir kanadımızda çiftçiden oluşuyor. Benim 102 mahallemin 50'si, 96 mahallenin 92'si Kandıra'nın, 300'e yakın köy var Kandıra'da. İlçelere göre, özür diliyorum, ilçelere göre değişen bir fotoğraf var mı? Yani sorun aktarmada, şimdi bu söylediklerinizin, İşte atıyorum Çayırova'ya gidince öncelik şu çıkıyor da Kandıra'ya gidince de bu çıkıyor diyebileceğiniz şeyler var mı? Kandıra'da çiftçilik durdu. Kandıra'da çiftçilik, Akmeşe'de adam diyor ki benim 200 dönüm tarlam var, çiftçi amca. Dedim yani bizim köylerde kendine yetecek kadar bostan da yapıyor musun amca? Ne bostan evladım dedi ya. 80 liralık gübre 190 lira oldu dedi. Mazot oldu dedi 7.20, 7.30. Kendileri dedi teknelere veriyorlar dedi mazotu. Teknelere veriyorlar, biz çiftçiye vermiyorlar dedi. Çiftçi kanı alıyor çiftçi. Çiftçi kanı alıyor. Tarım çalıştayı yapacağım bunda. Kocaeli'nin. Çok farklı bir tarım çalıştayı yapacağım. Kocaeli'nin, çünkü şöyle bakın. Kandıra 96 mahalleden oluşuyor. 4'ü 5'i merkez, gerisi köy. 3'ü de yakın köy var. Benim İzmit'imin 50'si köy. Öbür tarafa git, Derince'nin keza 17'nin kırsal mahallesi çok var. Bizim arka koridor, komple köylerden oluşuyor. Tabii. Yani tarım, biliyorsunuz bizim Bayraktar Ovası, bizim orada bütün Kocaeli'nin Kandıra birçok yeri besleyebilecek verimli topraklara sahip. Bu Marmara bölgesi. Başka yerlerde yapıldı mı tarım çalıştığı? Orhan Sarıbal, Adana'da yapıldı. Orhan Sarıbal, Gökhan Günaydın, onlar. Adana'da yapıldı. Engelli istihdamı İstanbul'da yapıldı. Sanayi istihdamı burada yapıldı. Akabinde ama birçok şeyi kentimize getireceğiz. Tarımla ilgili düşüncemiz var. Peki ben bu arada şeyi sormak istiyorum. Yani bu kurultayları yapıyorsunuz ya da çalıştayları yapıyorsunuz. Bir de milletvekillerininle bir ekip dolaşıyoruz sahip. Yani bu galiba ekonomi masası. Evet. Orada ne tablo çıkıyor ya da ne görüyorsunuz orada, şimdi, ya da oradaki çalışmanın amacı ne? Şimdi, yani o genel merkeze ekstra bir fotoğraf çekmek, göndermek için mi yapılan bir çalışma? Şimdi aynı benim bu muhtarlar var, yani ben muhtarlarımızı ziyaret ediyorum, bilgi sahibi oluyorum. Evet. Bütün milletvekillerimiz de sahada kentin problemlerini meclise taşıyorlar. Sizin milletvekiller ne iş yapıyor? Benim milletvekilim de çalışıyor, durduğu yok ki. Benim milletvekilim de teyakkuzda. Benim zaten bir tane vekilim var. Yani burada biri de devlet adamı oldu. Yani hayır şey diyorum, yani buraya gelip de öyle bir bahtsızlığınız var, kabul edelim. Fatma Hanım belediye başkanı bu seferlik önemli değil, biz bize yeteriz. Erber Bey, öbürleri yok. Benim vekilim yine
Benim vekilim yine geliyor burada. Tersin, ben diğer vekillerden birini yani yine baktığımızda. Hayır, başka yerden vekiller geldi. Bu işçi mi yoksa bir halkın nabzını görüp sorunları tespit edip genel merkeze raporluyorlar. Türkiye tabii çapında makro politikalar oluşturmak için mi? Tabii. Nedir onu anlayamadım. Bütün, onu sormak mesela istiyorum. Mesela bu çalıştaylar hepsi bu tarım çalıştayı, sanayi istihdam çalıştayı tek Kocaeli'nde yapılmıyor. Hı hı. Evet. Bu çalıştayların sonuç bildirgesi olarak Sayın Genel Başkanımız Eylül ayında bu sorunların çözümü noktasında önerileri tek tek sunacak. Sayın Genel Başkanımızın düzenleyeceği bu program. Buradan çıkan meselelere dair çözüm önerileri bakın, değil mi? Bakın, bugün Silopi'deyiz, Şırnak'tayız, Cizre'deyiz. Vekiller mi? Ekip orada, Antep'te, Adana'da, tabii Hatay'da vekillerimiz. Türkiye'de girmediğimiz bir il yok, görüşmediğimiz de siyasi parti yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuku çerçevesinde görüşmediğimiz kimse yok. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birleştirici gücüdür, çimentosudur, yüzyıllık çınardır. Biz daha fazla emek sarf etmeliyiz. Fikri Bey doğru söylemiş. Daha fazla sokakta olacağız. Emin olsun bundan. Daha fazla kapı kapı dolaşacağız. Seçim varmış gibi biz sokaktayız ilk geldiğimiz günden beri. Siz geldiğinizde mi? Ben bir Adem şeyi sormak istiyorum. Lütfen muhtar abi. Muhtar dedin Sayın Başkan ama onu açamadık. Yani muhtarlar bazen şu serzeniş de oluyor. Yani muhtarlar görüşmek kolay olmuyor ama diye söyleniyor. Ama sizin gördüğüm kadarıyla muhtarlarla diyaloglarınız çok güçlü ve etkili bir diyalog kurabiliyorsunuz. Muhtarlarla ilişkileriniz nedir? Yani muhtarlardan aldığınız rapor nedir? Kim dediyse onu bilemiyorum tabii. Hı. Bir yanlışlık o muhtarların hepsi nafik. Yani MHP'li kardeşlerimiz de var, AK Partili kardeşlerimiz de var. Siyasi görüşü beni hiç ilgilendirmiyor kimsenin. Ben ona muhtar gözüyle bakıyorum. Evet, evet. Çünkü ona o mahallede herkes oy vermiş. Sağcısı, solcusu, muhafazakarı beni onun muhtarlık şeyi ilgilendiriyor. Vallahi bugüne kadar gittiğim hiçbirinde en ufak bir negatif bir şey görmedim. En ufak. Çünkü ben nezaketle gidiyorum. Ben il başkanıyım. 2 milyonluk kentin il başkanıyım. Kullandığım dil de bugün de siyasette kullandı. Eleştiri yapacağız. Eleştiri yapıyoruz. Yarın sokakta yüz yüze bakabileceğimiz dili kullanıyoruz. Muhtarlar şöyle bakıyorlar. Muhtarlar mahallesinin sorununu söylüyor. Mahallemde bu sorun var. Bunu söylüyor. İnternet yok diyor mesela. Hafta sonu elektrik kesiliyor diyor. PTT'den şikayetçiler bütün şeyleri muhtarlara bıraktılar. Bakın biz sağlık çalışanlarına bu dönemde gerçekten müteşekkiriz. Ama muhtarlara da teşekkür etmemiz gerekiyor. Yani siz niye şunu demiyorsunuz? Yani bu parti şapkasını giydi muhtarlar gelip bizim toplantılarımıza ya da bize kapı açmıyor, görüşemiyoruz falan demiyorsunuz. Siz gayet bir muhtarlarla rahatlıkla görüşüyoruz evet diyoruz. Biz, zaten İzmit'te siz bunu bir iki yerde de bir tartışma partinin katıldığı bazı tartışmalarda bunu açmaya çalıştınız. Evet. Bunu gördük Sanayi Mahallesi'nde ve bazı mahallelerde. Muhtarlarla diyaloğunuzun güçlü olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla siz muhtarlardan çok rahat rapor alabiliyoruz diyorsunuz yani öyle mi? Geliyor muhtarlardan bilgiler geliyor. Marjinalleşmemek lazım. Hı. Hiçbir zaman marjinalleşmemek lazım. Şunu bilmek lazım ki yarın öbür gün burada acı günde tatlı günde yüz yüze bakacağımızı bilmemiz lazım. Kız almışlar, kız verilmiş. Herkesin her siyasi görüşe saygı duyması gerekiyor. Muhtarlar çok kıymetli. Demin tam bitiremedim. Pandemide sağlık çalışanlarına çok teşekkür ettik. Evet gerçekten emekleri çok büyüktü. Buradan muhtarlara da çok ciddi teşekkürlerimi iletiyorum. Onlar da din görevlilerine buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Onlar da pandemi döneminde tek tek COVID'li olan
Binalara çıktılar, sabah akşam çıktılar. Sabahleyin bir baskın yapılacak bir mahalleye, ilk muhtar gidiyor. Muhtarla birlikte gidiyor polis. Yani bütün çalışanlara ben buradan emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir konu daha muhtarların en büyük problemlerinden biri bu PTT posta şeylerini bırakıyorlar. Muhtarlar, birçok muhtarlığa gittiğimde böyle kalıpla PTT şeyi var. Muhtarı da dağıtıyorlar. Muhtar hangisini yapsın ya? Yani böyle kalıpla bildiğimiz bir yani bir tesadüfü bir ziyaret edin. Bu konuyu bir muhtarlarımıza sorun. Çözümü noktası sizlere de gerçekten ciddi anlamda bu bağlamda kent büyüğü olarak, kentte saygın gazeteciler olarak görevi düşüyor. Çözümü noktası çünkü tek muhalefete yetmez. Hep birlikte bu kentte yaşayan hepimiz olumsuzlukları gördüğümüz zaman gözümüzü kapamamalıyız. Hep birlikte ortak akla riayet etmemiz lazım. Bir nokta koyalım. Buyurun. 2 dakikamız var. Evet. Şimdi bir saattir örgüt çalışmalarını, yaptığınız faaliyetleri uzun uzun devam edeceğiz tabii Kemal Bey'in ziyaretiyle ama şunu söyle, AK Parti şöyle bir yöntem izliyor. Performans kriterleri koyuyor ve ölçüyorlar ilçeleri de belediye başkanlarında. Sizin böyle bir şeyiniz var mı ya da genel merkezin size dönük bir performans değerlemesi kriterleri koyup yaptığı bir kabaca söylüyorum karne. Benle ilgili mi? Sizde veya ilçede ya da sizin ilçelerle yaptığınız bir çalışma var mıdır? Yoksa sözel bir değerlendirme de mi? Var. Nasıl bir şey? 2 dakikamız var. Bize genel merkezimizin yukarıdan aşağı örgütümüzün belli kriterleri var. O kriterler bizde kalsın. Tamam yok. Yani belli bir kriterler. O kriterler. Ne kadardır mesela? Kaç kriter var? 25 midir? 30 mudur? Birçok kriter var. Konularına göre her biri içinde değerlendirmeye mi tabi tutuyorsunuz? Örgütlenmenin farklı kriterleri var. Parti içi örgütlenmenin farklı kriterleri var. Bunlarla ilgili sıkı denetim ilk günden beri. Peki geçer notu aldı mı Kocaeli örgütü? Kocaeli örgütü geçer notu alıp almadığını bunu benim dışımda sizin şey yapmanız lazım. Benim söylemem doğru değil. Ben biliyorum neyin ne olduğunu ama nezaket kurallarına uymaz. Burada benim kendimle ilgili bir şey söylemem. Yok, bunu sizler benim olmadığım ortamda parti büyükleri veya örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı veya genel başkanla bir fırsat bulduğunuzda. Peki. O zaman ben şunu sorayım. Buyur. Bitmedi size tamam o zaman öbür tarafa kalsın. Yani il başkanısınız. 12 tane ilçe var. Evet. İlçelere karne verin o zaman. Yani şu ilçe baya iyi ama öteki biraz daha iyi olsa daha iyi olur. Ya da ortalaması değil. Sağ olun abi. biz süperiz süper ilçeler. Değil mi ya şimdi? Ben şimdi parti içi meseleleri hiçbir zaman basın yoluyla, basın ortamında biz varsa biz kendi içimizde düzeltiriz eksik. Ama mesela Mehmet 55, Mehmet abi şöyle bir şey cümle kurdu burada. Evet. Büyükşehir ilk zamanında sonra biraz daha şey yükseltti başarı çıtasını ama ilk geldiğinde de mesela Büyükşehir çok iyi gidiyoruz. İlçelerde şeyin üzerinde, vasatın üzerinde demişti. Mesela hani tabii ki biz beklemiyoruz ki A belediyesi, B belediyesi, A ilçesi, B ilçesi mümkün değil. O şık değil zaten, doğru değil. Yani ama o anlamda ilçeler öyle bir şey söylenebilirdi vallahi diye. Şimdi Mehmet Bey bizim büyüğümüz, yaşça büyük bizden. Tabii ki o umutla devam etsin o. O umutla devam etsin. Şey yapalım. Bir reklam arası, reklamlardan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'de yaptığı ziyaretleri konuşacağız. Daha sonra tabii diğer muhalif genel başkanların da ziyaretlerini de konuşacağız. Biraz daha hareketleneceğiz programda. Şimdi bir reklam arası.
tekrar birlikteyiz sevgili izleyenler. 7 artıda konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Arun Yıldız'ı sevgili başkanla ilk bölümde, ilk bir saatte örgütün, Kocaeli örgütünün yaptığı çalışmaları, sahadaki izlenimlerini uzun uzun konuştuk. Şimdi biraz daha butik ama yine örgüt çalışmalarıyla ilgili devam edeceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle ilgili devam edelim değil mi abi? Evet, ben o zaman bir soru sorayım. Topa gireyim, sen devam et. Tamam abi. Bir zahmet. İzin verirsen. Sayın Başkan, 6 ilçeyi ziyaret etti. Evet. Kentimizin batı yakası. 4 tane batı yaka. Körfez'de Ereke, oradan da Karamüsel'e geçtiniz. Yani 6 ilçeyi Sayın Genel Başkan'a gezdirdiniz. Ne hedeflemiştiniz? Sonuçta ne elde ettiniz? Şimdi tabii ki şöyle söyleyeyim. 4 ilçede bulunan muhtarlarımız, sivil toplum örgütü yöneticilerimiz, daha önceden Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiç oy vermemiş insanlarla bir araya gelmek. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi nasıl? Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kim? Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanıyla münasebet nasıl edebiliriz? Kafamızdaki soru işaretlerini nasıl ortadan kaldırabiliriz? Diye Sayın Genel Başkanımızın Türkiye genelinde, çünkü muhtarlarımıza çok ciddi önem veriyor. Sivil toplum örgüt önderlerine, kanaat önderlerine, sivil toplum örgüt başkanlarına özür dilerim. Çok ciddi önem veriyor, önem veriyoruz. Çünkü başından da söylediğim gibi muhtarlarımızı bir daha şey yapmama gerek yok. Başında söyledim. Bunların katılımıyla Sayın Genel Başkanımız toplantının öncesinde basına açık konuşmasında şu ifadeyi kullandı. Çok kıymetli ve önemli. Aman bu da Sayın Genel Başkan'a sorulur mu? Kemal Bey'e şunu sorarsak kızar mı? Sor kardeşim dedi. Sor. Kızmak yok. Ne aklından geçiyorsa onu sor. Ve bütün misafirler, bütün muhtarlarımız, kanaat önderlerimiz özgürce istedikleri soruyu sordular. Zaten sorup sormadıkları da kamuoyunun gündeminde. Hiçbir şeye ket vurulmadı. Bu toplantı öncesine gelmek istiyorum. Bu toplantının öncesine gelmek istiyorum. Bu toplantı yapılmadan önce, Türkiye genelinde yapılıyor bu toplantılar. Ben yönetici arkadaşlarımla birlikte Gebze ilçeyi topladım. Önceki dönem ilçe başkanlarımızı, belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi, işte Darıca'yı topladım. Bizzat kendim gittim. Çayırova'ya ilçe başkanım topladı. Bilgilendirme toplantısı yaptı. Örgüte açık bir toplantı olmadı noktasında. Katılımda davetlilerin muhtarlarımızdan oluştuğu, işte kanaat önderlerimiz, partili olanlar değil. Partilerimizle biz bir araya geliyoruz. Bu toplantının konsepti çok farklı. Partiden kimse çağrılmadı. Ama bu tabii ki yaya basında farklı bir algılanma şey oldu. Oraya ben söylemek istiyorum bilinmesi açısından. Tamam, ben de soracağım çünkü yazdım. Bana da ulaşanlar var. Onları soracağım. Şimdi bir partinin eski milletvekillerini ve eski ilçe başkanlarını çağırmamışsınız. Yani bunları toplasanız 10 veya 15 kişi olabilirdi. Onu çağırmadınız. İki, bu toplantı Gebze, Batı yakasının merkezi Gebze'dir. Niye Darıca'da yaptınız? Yani milletvekilinizin oteli diye mi orayı seçtiniz? Yok. Gebze merkez ideali ve olması gerekendi. Neden Gebze merkezi seçmediniz? Darıca'yı seçtiniz diye Gebze'den şikayetler, sistemler ve eleştiriler geldi. Bir de dediğim gibi eski ilçe başkanı, eski belediye başkanları Darıca, Gebze ve milletvekillerini davet etmediniz. Yani bunlar toplasan 10-15 kişi, ben sayısını bilmiyorum. Olabilirdi. Partinin dışına açılmış olmanızla rağmen olmasa, bunlar
fazlalık gelmezdi. Yani parfümler. Hiçbir zaman fazlalık gelmezdi. Dolayısıyla bunları çağırmadığınızda eleştiri geldi. Buyurun. Şimdi bir şey de ekleyelim mi şuraya? Çok özür diliyorum. Bir de tüm hani parti dışına açık olmasına rağmen katılımda çok partili olduğunu söyleyenler de. Evet, o da var. Yani neredeki toplantıda? Özellikle Karamürsel ve Darıca'da da. Karamürsel için de duydum, Darıca için de duydum. Tabii biz orayı, ben şahsen orada olmadığım için kimler vardı bir gözlem şansım olmadı. Şimdi gazeteci, hani eleştiriler bunlar. Tabii gazeteci arkadaşlarımız. Ama şunu söyleyebilir miyim? Çok özür dilerim. Evet. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni uzun yıllardır takip eden bir gazeteciyim. Yani ben totalde organizasyonu beğendiğimi söylemeliyim. Ben de yazdım. Evet. Yani onu da söyleyelim ama bunlar da kamuoyunda konuşulan eleştiriler. Onların da yani, sizin tarafınızdan ayrılmasını bekliyoruz. Ben bilmiyorum ama genel anlamda köşe yazar arkadaşlara da baktık, gazetecilerde organizasyonun bu sorduğumuz soruların dışındaki kısımda eleştirecek bir şey bulunmadı. Hatta yani ben bulunması için buraya kaydı iş. Yani, ama bu, siz cevapları buyurun. Yani buraya kaydı demeyin, cevap verin. Sayın Başkan buyurun. Şimdi tamam. Ben size şöyle eski ilçe başkanı, belediye başkanı, milletvekilleri dedim. Şimdi dört ilçede nereden baksanız her ilçede yaşayan 5'er 6'şer tane ilçe başkanım var benim. 6 ile 4'ü çarptığın zaman 24 tane. Milletvekillerim var, belediye başkanlığı yapmış büyüklerim var. Toplantının konseptinin dışına çıkılacaktı. Hiçbir partili büyüğüm, özellikle niye gittik şeyden önce ilçelere, yani bu toplantı olmadan önce ilçelere, ben partimin yapısını bildiğim için bilgilendirme toplantısı yaptık bu konuyla ilgili. Yani partililerin çağrılmayacağına dair. Ya partililer, bizim il yöneticilerimiz bile, ya içeride şey varmış, yok gerçeği yansıtmıyor. Benim ilçe başkanlarım bile kapıda, yani kapıda derken kapının iç tarafında toplantının, ben oturuyorum çünkü Sayın Genel Başkan'ın yanında. Kim olacak? Benim il yönetim, il sekreterim, işte il yöneticilerimden icra kurulu, ilçe başkanları. Bir düzen tesis etmezseniz yapacağınız toplantı başarıya ulaşmaz. Bu toplantının konsepti daha önceden muhtarlarımız, sivil toplum örgütü başkanlarımız ve kanaat önderlerimizden oluşan bir toplantıydı. Evet, partili 2-3 tane milletvekilimiz geldi. Gelen milletvekilimi ben kimseyi davet etmedim. Sonuç olarak listeleri İlçeler hazırladı. İlçelerin hazırladığı listeleri ben tek tek kontrol ettim. Çünkü doğru kitleye ulaşmamız gerekiyor. Bu stratejik planlamanın bir parçası. Biz örgüte dönük. Şov değil, iletişim şeyi vardı. Gayet tabii. Gerçeği yansıtmayan bazı yazılar. İşte öyle olmuş da böyle olmuş da. Büyüklerimiz hassasiyetlerine saygı duyuyorum. Önümüzdeki süreçte Sayın Genel Başkan'ı getireceğim. Geldiği zaman bütün bahsettiğimiz kitle, önceki dönem ilçe başkanları, milletvekilleri, belediye başkanlığı yapmış abilerimiz, il başkanlarımızı davet edeceğim. Orada Sayın Genel Başkan'la birlikte yemek olur, başka bir şey olur. Bir danışma çerçevesi gibi bir şey olabilir. Getireceğim ve bir araya getireceğim. Bunda bir sıkıntı yok ama bu toplantının konsepti farklıydı ve bu toplantıdan önce bilgilendirme toplantısı yaptık. Gelen bazı önceki dönem milletvekillerimiz selam verdi çıktı, bir 15-20 dakika yarım saat durdu. Genel Başkan'a selam verdi çıktı ve toplantıya katılım, şöyle söyleyeyim size, partilimiz olarak yok. Yok derim size. Yani toplantı %99 istediği noktaya ulaşmıştır. Gebze'de, Darıca'da yapılan. Gelelim şeye. Gebze Darıca tercihi diye bir şey yok. Bunlar Gebze'de benim, Darıca'da benim, Çayırova'da benim, Dilovası'da benim. Biz ilk başta şeyde yapmayı düşünüyorduk. Gebze'nin girişindeki otelde, ama bahçeli bir otel talebi geldi ve otel de bizim sonuç olarak, yani milletvekilinin oteliymiş şey, ben herkesin parasıyla puluyla ben örgütümün şeyini hiç kimseye şey yapmam.
Kimse yani milletvekilinin otelinde oldu da işte bir gelecekte bir şey de yok. Her şey demokratik çerçevede olur bizim. Yani şimdi kimse, şey değilse açıklamak zorunda değilsin. Bir yok, ekonomik yok, karşılığı yok, yani bu işin maliyeti. Ya vekilim bu benim PM üyem. Bir ekonomisi varsa da katkısını koyacak. Böyle bir şey yok. Bundan daha doğal koyuyor. Bir şey bundan olamaz. Bundan doğal bir şey yok. O otel bizim ya. Yani parti yani ne anlamda bizim? PM üyesi benimse. Partinin milletvekili. Yani, ama yani, sen burada yapmakta yani, bir beis yok. Yok. Yani. Bununla bir sıkıntı yok. Biz yarın Gebze'de de yapacağız organizasyonlar. Hiçbir ya bunlar toplantı amacına ulaşmıştır. Toplantı amacına ulaşmıştır. Yalnız şunu bir soru daha ilave edeceğim. Buyurun, buyurun. Bu konuşuldu. Sizin kulağınıza da gelmiştir. Hereke'den geçerken il yöneticilerini daha fazla genel başkana yakın bir neyle geçtiyseniz evet. Konuşlandırdığınız için 2-3 ilçe başkanı alınarak geri dönmüş. Yani bunu nasıl izah edeceksiniz ya da bu konuda vallahi bir soru? Böyle bir böyle alınma bana iletilmiş bir durum yok. Yani alınma serbest gibi... mi bıraktınız? Yani kimsenin, isteyen katılır gelir kimsenin, diye. Kimsenin alınma lüksü var mı? Genel başkan gelmiş. İlçe başkanı alınmış da inmiş. Allah Allah. Hangi literatürde var böyle bir şey? Yok. İl var. Oyun mu oynuyoruz biz? Böyle bir şey olabilir mi ya? Kabul edilebilir. Böyle bir geri dönüş şey var mı? Ya yok öyle bir şey ya. Yok. Çok sen biz toplantı bakın şöyle söyleyeyim size. Hareket'e çok güzel. Önceki dönem ANAP Belediye Başkanımız Şadi Biçer var. Annesi vefat etmişti. Kendisinin cenazesine gitmiştim ben. Bir kardeşi de muhtar orada. İki tane muhtarımız var. Orada onlara uğradık. Onlara başsağlığı diledi Sayın Genel Başkanımız. Uğradı oradaki bütün esnafımıza. Oradan indik aşağı limana. Limanda tekneye bindik bütün arkadaşlarımızla. Ondan sonra arabaları orada kalanlar arabalarımızı alacağız diye öbür taraftan geldiler. Sayın Genel Başkanımız oradaki toplantıda Körfez'deki eski Hisar'dan tutuğun ta şeye kadar Karamüsel'e kadar olan bölgedeki bütün balıkçı reisleri, su ürünleri kooperatifleri yani bu müsilajdan dolayı etkilenen kim varsa hepsini getirdik. Baş başa bıraktık. Baş başa bıraktık derken Sayın Genel Başkanımla balık ekmek yiyerek ve buranın denizin Marmara Denizi'nin kendimize ait olan tek deniz olan Marmara Denizi'nin sorunlarıyla bir araya getirdik. Ve Karamüsel'e indiğimizde de çok ciddi bir kalabalık vardı orada. Oradan biz Genel Başkanı halkı selamladı. Oradan girdi toplantıya. Toplantıda toplantıda katılımın yetersiz olduğu iddialar, basına kapalı olduğu için sadece parti içinde ileri sürülen iddialar oldu. Hatta şöyle bir şey benim kulağıma geldi. Yani bunu evet. Siz kamera konmuş. Dolayısıyla koyan açıklasın kamerayı ya. Hayır hayır. Yani katılım engellenmiş anlamında. Yani, ya, böyle bir şey sizi kulağınıza geldi mi? Şimdi, yani katılım azdı. Katılımın az olmasının nedeni hatta adres de verdiler ama onu söylemeyelim buradan. Ben neyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. 7-8 kere ben Karamüsel'e gittim. Köyleriyle birlikte gittim. Bunlar daha bizi perçinleyen şeyler. Bunlar biz Karamüsel'i de alacağız. Balık almamız önemli değil. Şu soruya cevap verebilir misiniz? Ben böyle bir şey görmedim. Görmediğim bir yerde burada kamera var. Orada katılım size göre yeterli miydi? Yeterliydi. Biz yeterli. Milletvekillerinin eleştirildiği söylendi. Toplantıda, kapalı toplantıda. Kocaeli milletvekillerinin. Bu doğru mu? Yani bunlar gerçeği yansıtmıyor ya. Yani şimdi biz ama bakın fırsat, toplantıda fırsat bakın onları. Toplantı. Abi biz fırsat oluruz yani dışarıda konuşulacak. Buyurun cevap verin. Niye konuşmamız lazım orada? Hı. Oraya da gelin. Arıcının kestane. Şimdi bunları konuşalım şimdi. Arı, böcek, sayın böceklerin başkanım, kestane ağaçlarına. Şöyle. Bakın. Şimdi. Müsaade edin. Tabii sizi şöyle, size müsaade önemli. Edeceğim ama adım müsaade ederken. Bir saniye benim konuşmam bitsin. Ondan şöyle, sonra müsaade edeceğim. Lütfen. İstirham ediyorum. Şunu söylemek istirham ediyorum bak. Şimdi bu konuşmamı kesmeyin.
Ondan sonrasına ama oraya getireceğiz zaten sözü. Burada şimdi bizim derdimiz ne? Sayın Genel Başkanımızı halkla buluşturmak. Kanaat önderleriyle buluşturmak. Ya sevgili bak. Tabii bunun gölgesine bir şey düşme ihtimali olmaz. Program çok başarılı geçti. Biz istediğimiz sonucu aldık. Programın sonunda da Sayın Genel Başkanımızı indirdik. Şöyle halkla müsaade edeceğim beni ki bitsin ama şöyle, kesmeye çalışıyordun. Ama konu karışıyor bakın. Şöyle konu karışmıyor. Karışıyor. Karışıyor. Tabii ki anlatacaksınız onu. Biz de istiyoruz zaten anlatın. Ama şöyle bir şey var. Aşama aşama gelelim. Yani basamak basamak geçelim. Eğer şimdi bunları konuşmazsak hem bizden bunu yani ben programı beraber yapacağımız belli olduğundan beri tabii Harun Başkan gelecek dediğimizde ya şunu da sorsanıza. Sorun burada bir şey sormayın diyor mu? Şunu zaten yapmanızı biz isteyeceğiz. Yani bu toplantı nasıl geçti? Verimliliği nedir? Siz ne sonuç aldınız? Genel Başkan ne düşünüyor? Sonrasında konuştunuz mu? Tabii bunları da konuşacağız ama müsaade edin önce şu eleştirel kulis şeylerini bitirelim. Onlara siz cevap verin. Mesela böyle bir kamera var mıydı, yok muydu? Yani ya biz, bakın ben şimdi ama biz şimdi, bakın, şimdi sen magazinden bahsediyorsun, ben realiteden bahsediyorum. Ya varsa koyan açıklık. Ne bileyim diyorum ben. Ben görmedim mi? Bak burada kamera var. Orada kamera var mı? Nereden bileyim? Adam gizli koyduysa belediyenin şeyi kendine ait. Kaç kişi vardı peki? Katılım yeterli dediğiniz oran mesela o toplantıda Karamürsel örneğin. O kamerayı çekene sormak lazım. O size detaylı bilgiyi verir. Ben yeterli sayıda. Cevap değil bu. Ama şimdi kaç kişi vardı diye. Biz... Sayın Başkan şu soru. Buyurun. Soruyorum. Tarım komisyonuna tarımdan bahsettiniz. Tarımla ilgilenen oradaki vatandaşlar, bir muhtar veya kim varsa köylü Ankara'ya gidip tarım komisyonunda CHP milletvekillerini yakından ilgilendi ve kendilerine teşekkür ettiklerini ancak Kocaeli milletvekillerini orada bulamadıklarını, Kocaeli milletvekillerini orada göremediklerini ifade ettiler. Şimdi Kocaeli milletvekillerini nereden? Haydar Bey git bir hafta bulamazsın Haydar Bey'i. Mecliste sabahtan telefona dahi bakamıyor. Tahsin Bey tek başına kaldı burada. Fatma Hanım belediye başkanı seçildi. Tek başına kaldı. Haftanın 4 günü mecliste. Arada başka il dışı, arada il dışı programlar veriliyor. Burada şimdi, ilgilenilmediğini, yani şimdi, Ankara'da değil burada ilgilenilmedi. Buyurun siz söyleyin. Yani bu şey konuyla ilgili bakın daha geçen gün meclis gündemine taşıdı. Bir sürü sorunu meclis gündemine Akmeş'e dahil taşıdı Tahsin Bey. Akmeş'e dahil taşıdı. Yani şimdi bunlar çok gerçeği yansıtan şeyler değil ve o arkadaşımızın da mecliste diğer vekillerimizin de nasıl tarım komisyonuyla ilgili gidiyor. Orhan Sarıbal var, Gaytancıoğlu var, bir sürü insan var. Yani işin ehli. Sanayide gitsen Tahsin Bey'e gidersin. Sanayi komisyonunda. Şimdi herkesin görev dağılımı farklı. Ve çok ilgilenmişler orada bu arkadaşımızla. Ki daha önceden de ben Ziraat Odası'nda kendisiyle görüşmüştüm. Karamürsel'i ziyaret ettiğimde Ziraat Odası'nı. Yani şunu anlatmak istiyorum. Biz ulaşmak istediğimiz kesme Karamürsel'in 4-5 tane mahallesi merkez mahalle. Diğerleri köy. Çiftçi, emekçi, bizim istediğimiz insan kitlesi her şeyin daha iyisi olabilir. Daha iyisi de olacak. Bundan emin olun. Daha iyisi de olacak. Yani biz oradaki biliyorsunuz son yerel seçimde oylarımızı ne çerçeveye getirdik. Onun için ben o sokaklarda dolaşıyorum. Karamürsel'in sokaklarında dolaşıyorum. Bu başarılı bir toplantı oldu. Sayın Genel Başkanımızın sabah başlayan programı, arada bir de bir ihtiyaç sahibi bir ailemize uğradık Dilovası'nda. Bir ziyaret ettik arkadaşlarımızı. Oradan Hereke'ye indik işte. Hereke'de sonraki program devam ediyor. Şimdi 5 dakikamız var bu bölüm evet. için. Sizin istediğiniz değerlendirmeyi şöyle, yani daha doğrusu genel bir değerlendirme. Evet. Bunlar konuşulan kulisleri bizim burada konuşmamız, sormamız gerekirdi ama şunu da merak ediyoruz. Bir, Sayın Genel Başkan bu program sonrası görüştünüz mü? Görüştüyseniz size ne dedi programla ilgili? İkincisi, programa katılanlar
esnaftan aldığınız reaksiyonlar nelerdir? Onlara da bir 5 dakikamız var. Bir de tabi bu bölümde şeyi de diğer genel başkanların ziyaretlerinde de Meral Hanım'ınkine katıldınız örneğin. Ve sizin programınıza da diğer il başkanları geldi. Evet. O dikkatimizi çekti. Bir 5 dakika bölümümüz var. Önce genel başkanın ve programa katılanların değerlendirmesini, sonra da Meral Hanım'ın programıyla ve il başkanının katılımıyla. Öncelikle görüş. Programa katılan Millet İttifakı bileşenleri, il başkanlarımıza hepsine, Mustafa Bey'e, Şambaz Bey'e, Zafer Bey'e buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Katılan kanaat önderleri, muhtarlarımıza, sivil toplum örgüt başkanlarına hepsine buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Toplantı bizim amaçladığımız çerçevede sonuçlanmıştır. Özel teşekkürlerini de ilettiler. Son zaten arabada da birlikteydik Sayın Genel Başkanımızla. Ve Sayın Genel Başkanımız, şunu söyleyeyim, Kocaeli'ne birçok defa daha gelecek. Birçok, bütün ilçelerine dokundurtacağız. Biz zaten gidiyoruz ama Sayın Genel Başkan en son Erdal Bey gelmiş Karamisel'e. Sadun Hanım. En son Erdal Bey gelmiş. Ondan sonra Sayın Genel Başkan. Erdal Bey'den bahsediyoruz. Tabii Erdal Bey. Çok olmuş. Yani Karamisel'e Cumhuriyet Halk Partisi. Şeye de dikkat çekmek istiyorum. Bakın Millet İttifakı ortaklığına. Biz Sayın Kılıçdaroğlu geldi güzergaha, bakın. Daha sonra Sayın Akşener geldi güzergaha. Bunu bakın. Neye yorumluyorsunuz? Bir takım oyunu. İttifak çok doğru ve yerinde işliyor. Başarıya hep birlikte ortak akılla ulaşacağız. Yani görüntü, net çerçeve, herkes inanmış, görevini yapıyor. Bizler inanmışız, görevimizi yapıyoruz. Onun için biz bu bağlamda bu program gerçekten ciddi başarılı bir programda. İliyle, ilçesiyle, belediyesiyle, vekiliyle hep birlikte tek vücut olunan bir programda. Ya programı katılımcılardan tepki nasıl oldu? Vallahi sonrasında? Bakın bunu bizim değil de bize gelen pozitif. Bir sizin dolaşmanız lazım. Sizin almanız lazım. Yani benim burada tabii eleştiriler illaki geliyor. Eksiklikler illaki geliyor. Yani bazıları yazmış mesela bazı basın mensubu arkadaşlarımız bu program daha nasıl iyi olabilirdi demiş. 12 maddelik liste göndermiş bana. Okudum. Ben bunları süzgeçimden geçiriyorum. Yönetimde okuduk. Yani bizde şu yok. Şunu söylemek istiyorum. Ya her şeyi biz biliriz arkadaşlar. Bizim her yaptığımız doğru. Doğru yapmaya çalışıyoruz. Eksikliğimiz olabilir. Ama biz dört dörtlük olduğumuzu iddia etmiyoruz. Ama biz halkın sesine kulak veriyoruz. Evet. Halkın sesine kulak veriyoruz. Ve halkın sesi en büyük sestir. Bunu unutmamak lazım. Onun için de bu programlar devam edecek. Toplumun daha farklı kesimleriyle bir araya geleceğiz. Esnaflarımızla, çiftçimizle, işçimizle. Galiba bunun içine partilere de katacaksınız bu arada. Kesinlikle. Ya partilimizin olacağı programlar farklı. Bizim şimdi bakın hep alışılagelmiş, eskiden ne yapardık? Miting yapardık, genel başkan gelirdi. Programdan kastımız buydu. Bilimsel çalışma farklı. Biz hiçbir büyüğümüzü atlamıyoruz. Hiçbir büyüğümüzü atlamıyoruz. Bakın şimdi bugün kelimeyi kullanırken de dikkat etmek istiyorum. İl başkanıyım ama gencim. Genç olduğumdan dolayı yanlış anlaşılsın istemiyorum. Hiçbir büyüğümü, bayramını, hastalığını unutmam. Tek tek ararım. Özellikle partilileri. Ayırt etmem. O eleştirmiş beni, öyle yapmış böyle. Hiç umurumda değil. Hiç umurumda değil. Siyaset yapıyorsan eleştiriye açık olacaksın. Yok, ben bu konuda sizinle hemfikirim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük yanlışı hep parti içine dönük işler yapmaktı. Parti dışına çıkacağız. Dışına. Son derece dışına çıkacağız. Real siyasetle ilgili bir şey. Ha, o real siyaset yapılırken eksiğin yanlışı sormak, yani konuşulanlarını sormak bizim işimiz. Ama ben başta da söyledim. Hani
benim Cumhuriyet Halk Partisi'nde gördüğüm iyi organizasyonlardan bir tanesiydi. Ama onun aksamadan dışında onun dışında da başka eksikler ya da konuşulanları da sormaya çalıştık burada. İzleyenler de umarım tatmin olmuşlardır. Bir nokta koyalım. Tekrar güncel böyle biraz polemik içeren hararetli sorularla devam edeceğiz. Ya, polemik. Tekrar birlikteyiz. 7 Artı'nın 91. bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldız'ı konuk ediyoruz. 1,5 saattir de keyifli ve hararetli bir programla CHP İl Örgütü'nün çalışmalarını ve CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun son 6 ilçeyi kapsayan ziyaretlerini konuştuk. Biraz daha yine yerel belki biraz polemik içeren konular var ama oradan ben yumuşak bir geçiş yapacağım. Yine Karamürsel'den devam etmek istiyorum. Bizim en çok konuk aldığımız isim MHP İl Başkanı sevgili Aydın Ünlü 4. kez beraberdi bizimle. Geçen hafta biz ona muhalefetin bu Kocaeli'ye olan ilgisini ona da sormuştuk. Enteresan bir şey söyledi Karamürsel. Karamürsel'e özel ilgileri var dedi. Neden dedi? Yani böyle bir hani şeyde deyim yerindeyse bir çengel attı siyaseten. Doğrusu biz de ben öyle düşünmemiştim. Daha farklı bir cevap bekliyordum şimdi doğrusu. Şimdi neden Karamürsel'e bu ilginiz? Yani bir özel siyasi şimdi, beklentim var Karamürsel'in. Şimdi şöyle söyleyeyim. Görememiş Sayın Başkan. Bizim Kocaeli'nin geneline büyük bir ilgimiz var. Kocaeli'ne özel bir ilgimiz ama var. Ama özellikle bütün genel başkanlar peş peşe Karamürsel gibi bir bakın, program yapınca. Kentin bir kanadına dokunuyorsunuz, öbür kanadına da dokunuyorsunuz. Karamürsel'le Gebze en uç ilçeler. Onun için kentin her kesimine, her tarafına dokunuyorsunuz. Yani içinden birini cımbızla seçme. Ha kendisinin belki Karamürsel'de özel bir hesabı olabilir. Onu bilemem. Kendisinin özel bir hesabı olabilir. Kendi parti MHP içindeki. Karamürsel'de de bir problem var. Onlar onları bağlar. Bizi bağlamaz. Biz polemik konularında biz yokuz. Cumhuriyet Halk Partisi yok. Şahsım da yok. Polemik konularında. Biz Kocaeli'nin geneline özel ilgimiz var. Karamürsel değil. Yani bir sürü mahalleyi dolaştık. Gebze'ye niye özel ilgisi yok diyor. Gebze'ye özel ilgim var. Darıca'ya özel ilgim var. Çayırova'ya özel ilgim var. Bütün 12 ilçeye özel ilgim var. O gerçeği yansıtan bir şey değil. Peki yani. O zaman ben kendi adıma devam ettireyim. Buyurun. Siz de çok Karamürsel'e sık gittiniz. Yani sorunları dinlediniz. Baraj konusu, işte Reyes sık sık söylediniz. En son güreşçilere gittiniz. Evet. Peki hem bu gittiğiniz meselelerden bir sonuç alabildiniz mi? Gayet tabii. Nasıl sonuç? Mesela şöyle söyleyeyim size. Kızderbent'teki olayı yakinen takip ediyoruz. Tepeköy chat toplantısına gittik. Şey yapılmadı. Kızderbentler orada yeni bir dernek oluşturmuş ve bu derneğin içerisinde her siyasi oluşumdan Kızderbentliler var. Biz onlara katkı koyduk. Çok kıymetli oldu. Tepeköy göleti bizler sayesinde yeniden ihale edildi. İhale edilmek durumunda kaldı. Yani 7 sene sonra 2014-2016 bitti denildiği günden 2021'de daha hala faaliyet görmüyor Tepeköy göleti. En son gelen bilgide daha hala başlanamadı. Elektrik probleminden dolayı da başlanamadı. Yakın zamanda yeniden gideceğim, şey yapacağım.
sahada 4 ilçeyi eksiksiz ziyaret ettik dedim ya. İzmit, Gölcük, Karamürsel, Akmeşe, Derince Merkez, Yenikent. Bu gittiğimizde bize işte İznik yoluna da çıktık. İznik yoluna da çıktık. Herkes gittiği zaman merkezi dolaşın Karamürsel'in. Ama biz İznik yolundaki esnafı da dolaştık. Dolaşırken Avrupa şampiyonuna denk geldik. Tanımam etmem. İşte Suat Bey ile Ahmet Bey, bizim ilçe başkanımızla il yönetim kurulu üyemiz, dedi ki jiu-jitsu bir türlü de dilim dönmüyor ona ama jiu-jitsu. Diyorum bazen spor mu var öyle? Özel bir spor. Kung-fu'nun türü diyorum ama evet, yanlışlık olmasın. Saygısızlık da etmek istemem. Jiu-jitsu sporunda Avrupa şampiyonumuz var Karamürsel'de. Karamürsel'de nice sporcularımız var. Var evet. Nice sporcularımız var. İşte ilk altın madalyayı getiren 75-80 yaşımızda, çok özür diliyorum ismini şu an anımsayamadım, Refik diye isim geliyor ama yanlış da konuşmak istemek, saygısızlık etmek istemem, Ahmet Bey var. Şimdi Karamürsel böyle bir kentken sokakta gördüğüm güreşçiler, sokakta gördüğüm Avrupa şampiyonu, dedim bu arkadaşları bir topla yine ne ya? Ahmet Bey ile Suat Bey'e. Hepsini topladılar. Antrenman günü gittim yerlerine. Tesiste Karamürsel Belediyesi'nin bir tesisi var. Er Meydanı. Er Meydanı'nda gittim. Kendileriyle sorunları, dertleri üzerine 40 gün vardı şey. Tesis kapalı. Adamlar yağlı güreş yapıyor. Kendileri dışarıda temizleniyor. Yahu arkadaşlar, bu sporcuları diğer belediyelerde şey yapılıyor, istihdam ediliyor. Doğru değil. Kocaeli adına doğru değil. Ben buradan Büyükşehir Belediye Başkanı'na, diğer belediye başkanlarına sesleniyorum ya. Benim belediye başkanımla ben konuştum, gerekeni yapacak. Ben de katkı koymaya hazırım. Bu sporcular Avrupa şampiyonu olmuş sporcular. Bu sporcular altın kemeri Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine getirecek sporcular. Böyle bir background'u, böyle bir altyapısı olan bir ilçemiz Karamürsel. Gittiğimizde bu sorunları nasıl Akmeşe'de elektriği getiriyorsak, orada önümüze çıkan problem, sorun ne varsa halkın bize ilettiği, bizzat iletiyoruz yani. İşin özü o. Peki İzmit'e mi geçelim? Sen, İzmit'e şimdi gelelim. Sayın Başkan, önce sizi doğrudan ilgilendirmiyor gibi gözüken bir konu var. O da şu, İzmit Belediye Başkanlığı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet'in evet, Kuruçeşme'de 3 ay asılı kalan bir afişi oldu. 3 evet, ay evet, evet. Kuruçeşmeliler Derneği Sayın Başkan'a hitap eden büyük bir afiş astılar. Ve bu 3 ay kalmış. Yani ben çok açık söylemek gerekirse 1 ay sonra indirildi falan diye biliyordum. Ama bir 10 gün kadar önce sanırım 10 gün veya 15 gün oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın oraya gittiğinde bu afişi indirtilmesini rica etmiş ve inmiş. Dolayısıyla evet, bizi o afişin, şahsen kendi adıma konuşacak olursam, o afişin o gün indirildiğini yeni fark ettim. Siz Fatma Hanım'ın, Sayın Başkan'ın bu afişi zamanda indirmesi gerekmez miydi? Ya da bu kadar süre niye asılı kaldı? Ya da ilçe örgütü ya ne yapıyorsunuz, bunun inmesi gerekir demesi gerekmez miydi? Ya da bu konuyu siz hiç sorun olarak görmediniz mi? Bu konuya bakış açınız nedir? Ya da siz indirtebilir miydiniz? Öyle diyelim değil mi? Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Buyurun. İnsanlar demokratik haklarını kullanırlar. Saygımız var. Ama bir kentin belediye başkanı seversin sevmezsin. Seversin sevmezsin. Ama bunu bu şekilde sürdürmek çok doğru değil. Çünkü benim çocukluğum da orada geçti. Ben de Yeni Mahalle'nin Kuruçeşme'de bütün büyükleri, aile dostlarımız, arkadaşlarımızın bulunduğu bir ilçe. Şimdi bu oluşumun içindeki arkadaşların haklı veya haksız tepkileri. Ama ne yaparsanız yapın, kentin şehre emaneti başkanı, bununla ilgili yapılan doğru değil. Tepkini gösterirsin,
şeyini gösterirsin anlaşamadığın noktada. Asılı kalmasında da diretmek çok uygun ve doğru değildir. Bakın şimdi biz Sazlıdere'de bir örnek vereyim size. Sazlıdere'de evine yol gitmeyen Çayırova Belediyesi'nin hiç ilgilenmediği iki otobüs insan Büyükşehir Meclisi'ni basacaktı. Ve ben girdim devreye, biz bunları konuşmuyoruz. Ne oldu orada? Sazlıdere'de, Sazlıdere'nin her yer ot, böcek, büyümüş. Çayırova Belediyesi'ni arıyorlar, cevap vermiyorlar. Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı'nı arıyorlar, muhatap olmuyorlar. Oradaki ahaliyi topladı bizim mahalle sakinlerini, ilçe başkanı. İle geldiler. Ben grup başkan vekilimi, il sekreterimi, icramı, ilçe başkanımı, tabii emniyete gitti bilgiler. Sayın 55 aradı beni. Biz her zaman... Ama çözmek için araya girdi. Yani bu çözüm için araya girilmez miydi? Çözüm hangi noktada geldi? Çözümsüzlük noktasında kapıya dayandığında geldi. Hı hı. Biz popülist... Ama burada da çözümsüzlük biz, yok mu? Yani afiş asılmış 3 aydır duruyor biz, orada. Biz popülist yaklaşımların hepsine karşıyız. Eleştiri olacak. Siyasetin içinde eleştiri olacak. Ama her şeyin bir seviyesi, boyutu mutlaka olmalı. Evet, bununla ilgili insanlar demokratik hakkını kullanmış ama bunu sürdürmek, devam ettirmek çok doğru peki, değil. Peki niye sürdürüyorsunuz diye sormak gerekmez miydi? Yani onun muhatabı şimdi, bunu yapması gerekmez şimdi, miydi? Bu da demokratik şehri emin olarak bir demokratik ya, işleyişin gereği değil mi? Şu bazı şeyleri klikleştirmemek lazım. Yani bazı şeyleri şahsileştirmemek lazım. İki taraf için de geçerli bir durum. Şimdi aynı hoşgörüyü herkese karşı, benim belediye başkanıma karşı da göstermek lazım. Muhakkak. Hepimizin birbirimize karşı hoşgörülü olmamız kesinlikle lazım. Oradan aman onu indirdim de bir 5 puan alayım mantığıyla yaklaşmamak lazım. Bana bir telefon ettiler. Ben mahalleli ayaklanmış. Gidelim diyorlar. Dedim ki durun. Eğer çözüm noktasını bulamazsak götürürüz. 2 otobüs değil 4 otobüs gideriz. Hiç problem yok. Hiç problem yok. Yani bu bağlamda... Şimdi ben şöyle sorayım. Şimdi ben kendi adıma meseleyi değerlendirirken 3 aşamada görüyorum. Evet. Bu afiş meselesini. Şimdi çok konuşulmayan bir aşaması vardı şimdi. Neden asıldı? Şimdi bir kere bunu, şimdi biz burada indirilmesiyle başlıyor konuşma. Evet. Popülist bir tarafı bu işin. Niye? AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'nın indirtmesi kamuoyunda bir şaşkınlık, şaşırma yarattığı için onun üzerinden konuşuluyor. Ama daha önemli iki aşaması var bunun. Bir, İki aydır orada asılı kalması, niye o arada inmemesi, bir de hiç konuşulmadı, neden asıldı? Yani bölgeyle iletişim mi alınamadı? Yani Kuruçeşme, yani İzmit'in Akmeşe, Kuruçeşme, bunlar hani saydığınızda merkezin dışında hemen söylemeniz gereken ya da iletişiminizin çok güçlü olması gereken yerler. Ya evet. Orada bir sorun hissetmiyor musunuz? Yani evet. Ya bu sorunun oluşmasında bizim bir eksikliğimiz, yani bizim derken Cumhuriyet Halk Partili bir belediyenin ya da işte örgütlerin iletişim alamamasının bir eksikliği var mı? Şimdi şöyle bir şey var. Yani orada bir pankarta asılıyorsa bir sorun var demek ki. Yani sorunu görmezden gelme veya iletişimsizlik, her zaman başında da söyledim. İletişim kıymetli bir şeydir. İnsanlar birbirleriyle konuşmalıdır. Hı hı. Çözüm yöntemi iletişimde olur. İlerleyen süreçlerde ben her gün gidebilecek konumdayım. Giderim. Kuruçeşme'ye de gidiyorum da. Çok da dostum da var. Gideceğim de zaten. Bir organizasyon yapacak mısınız? Gideriz tabii, hiç sıkıntı yok. Hiç problem yok. Bizim gitmeyeceğimiz, gidemeyeceğimiz hiçbir yer yok. Hepsi bizim dostlarımız, kardeşlerimiz. Gideriz, sorunları dinleriz. Yapılabilecek çerçeve. Bir iletişim neyse eksikliği oldu. Ya bunu bundan sonra yani gider. Bir iletişimde bir sıkıntı olmasa tabii bunu biz iletişimde eksiklik diyelim ya. İletişimde eksiklik. Şeyde konuşalım mı? Hangisini?
affedin. Ha evet, bir konu daha var. O da şu, yine İzmit Belediyesi'ne ilgili. Yani İzmit Belediyesi kendisi yokken ama partinin başı, evet, evet, partinizin de üyesi. Dolayısıyla konuşmadan geçemiyoruz. O da şu, bir yürüyüş şey Fethiye, düzeltiyorum, Fethiye Caddesi'nde ilgili bir şey var. Net olmayan bir şey var. Ağustos'da, Ağustos'da başlıyoruz. Ağustos'da başlıyoruz. Altyapı da yapacak mı? Tabii altyapı hepsi birlikte Ağustos yapılacak. Ağustos dediğiniz bir şey Ağustos var. Bayramdan hemen sonra dendi. Bakın bir anket yaptırdı kıymetli başkanımız, sevgili kardeşim Fatma Hanım. Esnaf bayramdan sonra yapılması noktasında görüş belirtmiş. Bayramdan sonra başlanacak buna. Koordineli bir şekilde. Bir ihale süreci belli mi? Yani daha belli değil. Şimdi şey yapılacak. Yarın bir toplantı var. Ağustos de, başlayacak dediğiniz için. Beni de davet etti. Yarın sabah katılacağım toplantıya. Saat 10'da bir toplantı olacak. Bununla ilgili mi? Tabii bununla ilgili. Basına açık mı kendi aranızdaki? Kendi aranızda. Ama Fethiye Caddesi masaya yatacak. Birkaç 4-5 tane daha konu var. Genelde yarın sabah 10'da buluşacağız. Konuşacağız kendisiyle. Ne kadar vaktimiz orayı var arkadaşlar? Kendimiz yapacağız. Kendimiz 5-6 aylık bir süre gibi takvim duruyor. Ama net bunlar bağlayıcı olmasın. Yarın belli olacak. Bir kamuoyu açıklama yapılacak mı? Başkan onu kendi programı çerçevesinde sunacaktır diye düşünüyorum. İzmit Belediyesi'nin bakın halk marketi açıyoruz İnönü Caddesi'nde İzmit Belediyesi'nin. Hazır şu an mobilyaları falan şey oldu. Tedarikçilerle, kooperatiflerle görüşmeler sürdürülüyor. Sağlık ocağı, kreş birkaç güne kadar açılacak. Yani yakın sürede Yeşilova'da. İşte kadın girişimciler merkezi yapıyoruz. Kocaeli'nde bu Çalıştay'da en çok öne çıkan problemlerden biri girişimcilerin birçok ilin gerisinde olmamız. İstanbul Çalıştay'ı yaptığımızda bu çok kıymetli görüyorum bunu. Kadın Girişimciler Merkezi 5 katlı yeni bir bina Mehmet Ali Paşa'da hizmete giriyor. Çok kıymetli gördüğüm Kocaeli'nin, İzmit'in en önemli şeylerinden Sanat Akademisi'ne hazırlandı. Doğu Kuşta'nın yan tarafında Cihat Aşkın öncülüğünde drama, işte müzik, klasik müzik, dans, bale hepsinin içinde bulunduğu bir sanat okulu, sanat akademisi. Şimdi İzmit Belediyesi'ni burada bırakalım il başkanı olarak. Onu İzmit Belediyesi'ne kendisi. Eğer bir cümle varsa tamamlayalım ama. Şöyle çok özür dilerim. Ama bir çok fazla girmedik. İki tane sorun vardı. Sadece tamam, bir cevap istedik. Bir son. Hayır. Başka soru. Şöyle. Şu Ruşen amcanın şeyini söylemem lazım. Şiir ve Edebiyat Evi yapıyoruz. Ruşen amcanın, amca diyorum, Ruşen Hakkı. Tamam, çok buyurun, kıymetli. Buyurun. Kapanca Sokak'ta hazırlandı. Hı hı. Onun isminin de bir köşesine, önemli köşesine isminin verileceği projede hazır çerçevede. Üretici pazarımız işte yerli üreticiyi destekleme ile ilgili Kara Abdülvaki'de o da devreye girmek üzere. Yani tamam, şunu sormak istiyorum ben. Sayın Başkanım kusura bakma. Memleket Partisi kuruldu. Evet. Nejat Bayhan, eski evet. Cumhuriyet Halk Partili, istifa etmiş, ayrılmıştı, il başkanı oldu, örgütleniyor. Bu evet. Sizi etkiler mi? Nasıl görüyorsunuz? Bir diğeri de daha önce kurulmuş olan Coşkun Bey'in il koordinatörü, pardon, Volkan Genel Bey'in başkan, il başkanı olduğu bir Volkan Karayel. Mustafa Sarıgül'ün partisinin Türkiye'de Değişim Partisi'nin. İki parti sizi nasıl etkiler? Şimdi ben kendilerine yeni siyasi yaşamlarında başarılar dilerim. Tabii ki şöyle söyleyeyim. Bizim izlediğimiz yoldan, biz iktidar yolumuzdan bizi etkileyeceğini düşünmüyorum. Ama tabii ki keşke Memleket Partisi, Muharrem Bey bizim eski grup başkan vekilimiz, eski il başkanımız, partimizin içinde senelerce
görev yapmış bir insan. Ben genelde bu lisanı kullanırken çok imtina ederim. Gönül vermiş, Cumhurbaşkanı adayımız olmuş, gönül vermiş arkadaşlarımız da var. Biz de bizzati oyumuzu verdik. Onun için kendilerine kendi siyasi yaşamlarında başarılar dilerim. Bunun ötesinde bir polemik konusu olacak. O zaman bir şey, şöyle yapalım. Çok bizim yolumuzdan bizi şaşırtmaz. 2 ya da 3 dakikamız var. Evet. Bu son süreçle ilgili bir kendi görüşlerinizi, hani biz bir soru sormayalım. 2-3 dakika siz anlatmak istediklerinizi anlatalım. Programı da noktalayalım. Evet. Kıymetli Kocaeliler, kıymetli yurttaşlarımız, Türkiye'nin ve Kocaeli'nin en büyük problemleri gençlerimizin ifade özgürlüğü, gençlerimizin demokratik ortamlarda kendini ifade edemediği bir ortam var. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hiçbir gencimiz bu konuda sıkıntı çekmeyecek. Üniversite harçlarını düşünmeyecek. %10 arttı, %20 arttı gibi bir düşünce içerisine kapılmayacak. Boynu dik olacak, hep dik bakacak, dik bakan bir gençlik olacak. Sevgili esnaflarımız, hiç kimse şu konuda tereddütte bulunmasın. Cumhuriyet Halk Partisi esnafın, işçinin, emekçinin bugün nasıl yanındaysa yarın politikalarıyla birlikte, esnaf bakanlığıyla birlikte esnafımızın, yurttaşımızın refaha ulaşacağı çerçeveyi mutlaka ve mutlaka oluşturacak. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında senede 15-12 ikide bir gaz arttırımı, elektrik arttırımı, bunların hepsi planlanıp programlanacak. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hep birlikte buluşmak diye dileğiyle hakkın, hukukun, adaletin tesis edileceği demokratik parlamenter sistemin hep birlikte oluşturulacağı iktidar yürüyüşümüzde hep birlikte buluşmak dileğiyle sandık yakın diyorum. Sandıkta demokratik ortamda Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nın iktidarı yakın diyorum. Bizleri çok dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Kırmadınız, geldiniz bizi. Her soruyu sormaya çalıştık. Bazen hararetli bir program oldu. Bazen Sayın Başkan'ın kendini daha rahat ifade ettiği bir program oldu. Ama biz hafta boyunca okurlarımızdan, kent kamuoyundan bize akseden tüm soruları da lehte aleyhte her şeyi sormaya çalıştık. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bu haftalık bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyoruz.